da. Herkese merhabalar. Selamın hello diye bir girişe başlıyoruz. Kanalımı takip edenler bilir. Klişeyi yerine getirelim. Bugün bir makyaj videosuyla karşı karşıyayız. Bu makyajın konusu da gelmeyen kışın makyajı. Biliyorsunuz ki bu kış yağmur bile tek tük geliyor. Susuzlukla karşı karşıyayız vesaire. Neyse içinizi daraltmayın. Bugünkü makyajımı farmasi ürünleriyle yapacağım. Daha önce merak ediyorsunuz bir kutu açılma videosu yapmıştım. Biraz bahsetmiştim neler geldiğinden. Gördüğünüz gibi hiçbir makyaj yok. Farmasi CC kremini kullanarak light to medium ikinci olanım. Doğal düz bir görünüm sağlayacağım. Daha önceki videomda söylemiştim. Fondöten kullanmayı çok sevmiyorum. BB ve CC kremler daha çok hoşuma gidiyor. O yüzden şöyle hafif ıslattığım süngerime CC kreminden sürüyorum. Bir kar tanesi. Tüm yüzümü kaplayacak şekilde bunu böyle uyguluyorum. Ve şöyle derseniz suratınızı tek bir renge dönüştürüyor. Suratınızda eğer sivilceler, yorgun ifade varsa bunu tercih ediyorum. İyice biraz da böyle boyun tarafına sürdürüyorum. İyice dağıtmanız çok önemli. Al dilimin ucuna. Şimdi şöyle ufak bakıyorum. Sürmediğim yer kalmış mı? Saçımı bulaştırmışım. Evet. Ay. Bu saçın en güzel yanı istediğiniz şekle girebiliyor. Şimdi hemen şunu birazcık şöyle toplayayım. Ve geldim. Saçımı topladım. Rahat rahat yapabilirim artık. Göz altlarımla problemim var. Şimdi farmasiden aldığım iki farklı kapatıcıyı kullanarak gözaltı moruklarımı nasıl nötrlediğimi anlatacağım. Önce şu tarafa uygulayacağım ki arasındaki farkı birazcık görebilin. Burada elimde görmüş olduğunuz farmasinin full coverage liquid concealer'ı yani kapatıcısı var. Bu gözaltı halkalarımla biraz daha aynı renkte, koyu renkte diyebilirim. İki ton kullanacağım. İki ton kullanarak çok güzel sonuçlar alıyorum. Şimdi öncelikle şöyle sürüyorum. Buraya koyu rengi sürüyorum. Daha sonra bunu sünger yardımıyla dağıtacağım. Ve buradaki diğer bir can alıcı nokta ise farmasiden aldığım, ay yan tutuyorum. Farmasiden aldığım BB göz kremini kullanacağım. Bu daha açık renk. Daha açık renkli olanı da hemen şu bölgeye uyguluyorum. Böyle. Bunu da aynı şekilde dağıtacağım. Şöyle bunu birazcık üçgen şeklinde yaparsanız daha iyi sonuçlar alacaksınız. Bunu da yine sünger yardımıyla. İkisi arasındaki farkı göstereceğim. İkisi arasında çok net bir fark oluştu aslında. Bu daha aydınlık ve pürüzsüz görünüyor. Diğerinde ise koyu halkalar bariz belli. Şimdi diğer gözaltıma da aynı işlemi uygulayacağım. CC kremden sonra göz altlarımı da kapattım. Şimdi biraz bekleteceğim için dudak dolgunlaştırıcısı kullanacağım. Bunu temiz kuru dudağınıza sürüyorsunuz. Ben zaten dudak peelingi yapıp bu videoya başlamıştım. Eğer isterseniz onun da tarifini sonra verebilirim. Şöyle emin olmak adına temizliyorum dudağımı. Lip Plumper diye geçen dudak dolgunlaştırıcısını kullanacağım. Tekrar söyleyeyim, temiz ve kuru dudağınıza sürüyorsunuz. Yalnız harika bir naneli güzel kokusu var. Gerçekten nane şekeri yemiş gibi oldum. Şimdi dolgunlaştırıcı yiyeceğim. Parlak bir görünüm de verdi. 5 dakika bekletiyoruz. Yalnız bunu beklerken hemen göz uygulamalarıma devam ediyorum. Farmasiden aldığım Extreme Curl adlı maskarayla göz makyajına başlıyorum. Şimdi arkadaşlar benim kirpiklerle de sorunum var. Kirpiklerim uzun olmasına rağmen maalesef kıvrık görünmüyorlar. Kirpik kıvırıcı falan kullanıyorum. Bazen bir sürü formül deniyorum. O formülleri isterseniz yine sizinle paylaşırım. Böyle öyle ancak kıvrık görünebiliyor. Yalnız farmasinin bu maskarasını çok önermişler. O yüzden şimdi hemen bunu deneyeceğim. Maskara sürme tekniğini de göstereyim size hemen. Öncelikle böyle en dipten yana sağ sola kaydırarak hop yukarı çıkıyorsunuz. Böyle böyle böyle. Sonra durduğunuz yerde çeviriyorsunuz. Böyle durduğunuz yerde yana sağ sola hop böyle çeviriyorsunuz. Bakın gördünüz mü? Sonra buradan da aynı şekilde devam ediyorsunuz. Yana sağ sola hop. Yine aradaki farkı görün diye önce bir
Birini uygulayacağım, sonra diğerini. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir şekilde bir şey kullanmadım. Kirpik kıvırıcı falan kullanmadım. Tek rimelle böyle. Yani size söylediğim bu teknikle uzun kirpiklere sahip olabilirsiniz. Kıvrık değilse bu yöntem çok işinize yarıyor. Bu arada bu yöntemi denediğinizde kirpik diklerinize çok fazla rimel gelmiyor. O yüzden şöyle üst taraftan gelip böyle bir de aşağıdan yukarı doğru yaparsanız tekrar böyle yukarı. O zaman bütün kirpiklerinize dipten uca maskara gelmiş oluyor. Bu arada hazır yeri gelmişken söyleyeyim. Eğer üst taraflara bulaştırdıysanız, ben birazcık bulaştırdım şuraya, onları hemen ıslakken almayın. Çünkü o zaman her yere bulaşıyor. Benim tavsiyem size onları biraz bekletin, kurutun orada. Sonra kulak çubuğunun ucuna makyaj temizleme suyu falan dökerek rahatlıkla hiçbir yere bulaşmadan temizleyebilirsiniz. Size şöyle tekrar bir göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi bu benim makyajsız gözüm. Ve bu da rimelli gözüm. Daha sadece farmasinin bir rimelini kullandım ve bir teknik uyguladım. Aradaki farkı görebiliyorsunuz. Şimdi bir de ikinci rimeli kullanacağım. Bu da farmasinin Bifit maskarası. Şimdi bunu kullanacağım üzerine. Fırçası şu şekilde. Bu da yine çok sevilen nar paketiyle bana gelen bir ürün. Bu arada nar paketini 175 lira ve üzeri alışverişle alabiliyorsunuz. İçerisinde 8 tane ürün geliyor. Mis gibi kokuyor. Kurumasını beklemeden kirpiklerimin üzerinden geçiyorum. Biraz da göz altlarımı uygulayacağım. Bunu da yine sağ sola oynatarak yapıyorum. Ve maskara turu tamamlandı. Bu da ikinci rimel sonrası. Makyajsız gözüm ve makyajlı gözüm. Aradaki farkı siz görün. Böyle bayağı ayrık ayrık duruyor kirpiklerim. Şimdi hemen diğer gözüme de sürüyorum. Burada üst tarafı bulaştırmak istemiyorsanız oraya şeffaf bant da yapıştırabilirsiniz. Makyajdan sonra çekersiniz. Bak böyle yapınca ne kadar uzun duruyor değil mi? Keşke böyle olsa. Evet. Maskara kısmı sona erdi. Bayağı uzun görünüyorlar. Ve şimdi sırada ruj var. Dudak dolgunlaştırıcımın kuruduğunu düşünüyorum. Fazlasını şöyle birazcık peçeteyle aldırıyorum. Farmasinin bu Nude serisinden bir ruj kullanacağım. Bunların hepsini kutu açılım videosunda numarasına kadar söylemiştim. 3 numara olması lazım. Önce böyle ve böyle çekiyorum. Dudaklarımda bir dolgunluk görüntüsü fark ediyor musunuz? Sanki gerçekten biraz böyle şöyle olmuş. Nasıl anlatacağım bilemedim. Yani gerçekten ben onu hissediyorum böyle aynaya baktığımda. Biraz böyle bir dolgunluk var. Ve gerçekten hani hiçbir şekilde taşırma yapmadım. Kendi çizgilerim üzerinde. Sonuç gayet güzel. Sıra geldi. Kış makyajımızın bir parçası olan 18 parçalı, yüksek pigmentasyonlu, mis gibi bir far paleti. Wanderlust. Farmasi'de en bayıldığım şeylerden biri bu. Sürdüğünüzde gerçekten kadife gibi dağılıyor. Şöyle göstereyim. Böyle toz toz görünüp dağılmıyor. Hangisini uygulasam diye düşünüyorum. Bu biraz kış makyajı olduğu için kış. Biraz kışa yönelik şeyler yapacağım. O yüzden şurada görmüş olduğunuz ve kolum döndü göstereceğim. Vintage'ı ve aynı zamanda push-up'ı kullanacağım. İki rengi karıştıracağım. Bir de burada görünen hangisiydi? Ve burada görünen Strobe Dream'i kullanacağım. Yani bu üçlü parlak seriyi kullanacağım. Şöyle Vintage'dan alıyorum. Gözümün üst kısmına uygulayacağım. Bu arada bunun bu şekilde olmasını istemiyorsanız ben mesela şöyle kalın bir ucu var ya, onu şu şekilde elimle bastırıyorum. İncecik hale getiriyorum. Öyle sürüyorum. Push up diye gösterdiğim farı kullanıyorum şu anda. Bunu da böyle iç kısmına renk geçişi olsun diye kullanacağım. Şu Strobe Dream'den alıyorum birazcık. Tekrar renk geçişi için şuralara uyguluyorum. Ay,
Şurayı yalnız biraz sileceğim. Strop Dream'den buraya sürdüm. Parlaklık getirdim. Aynı zamanda Strop Dream'den hemen gözümün kenarlarına uygulayacağım. Buraya da çok güzel bir parlaklık verecek. Cupcake'den kullanıyorum. Bir üçgen çiziyorum. Şuralarda mavilik, buralarda Strop Dream, Push Up, buralarda Cupcake kullanıyorum morumsu görüntü olarak. Aynı uygulamayı buradaki gözüm için yapacağım. Tekrar böyle küçültüyorum. Push Up'tan alıyorum. Strop Dream'den tekrar koyuyorum. Farım bitti. Gerçekten kamerada göründüğünden daha da güzel görüyorum ben aynaya baktığımda. Tekrar Farmacy'den aldığım bir ink eyeliner var. Koyu lacivert renginde. Eyeliner sürmeyi çok seviyorum. Ve benim için makyaj malzemenin en önemlisi eyeliner. Şimdi birazcık değişik eyeliner deneyeceğim. Kirpimin burasından başladım. Ve şuradaki çizgiye gelmeden 45 derece açıyla yukarı doğru çekiyorum. Eyeliner sürerken değişik tarzlar denemeyi de çok seviyorum. Bunu biraz daha uzatacağım. Buradan. Şimdi Farmacy'den aldığım glitter eyeliner ile devam edeceğim. Böyle çok ince bir fırçası var. Şimdi onu hemen şu üst kısma parlaklık için uyguluyorum. Ve bir tane de buraya alt tarafa çekeceğim. Şimdi aynısını diğer gözüme uyguluyorum. Gerçekten efsane duruyor. Ve şimdi Farmacy'den aldım. 2 numaralı kontürü. Burnumun yan taraflarına uyguluyorum. Bunda eğer zorluk çekiyorsanız cımbız yardımıyla da yapabilirsiniz. Yüzümü biraz şekillendireceğim. Şöyle burnumun kenarlarına kapatıcıyı sürüyorum. Burnunuzun ön kısmına doğru. Buradaki bazı ürünlerin küçük göründüğüne bakmayın. Uzun süreli kullanım için birebir. Şimdi burnumdaki kontürü dağıtıyorum. Bir daralma oldu. Yüz şekillendirme paletim var. Farmacy'den aldım. Yüz şekillendirme paletini böyle açtığınızda direkt karşınıza 3 tane renk çıkıyor. İlk önce birincisini kullanacağım. Birinci adım kontür uygulamasına devam ediyorum. Emecik kemiklerin altı burun yanları için. Ben burun yanı için diğerini kullandım. O yüzden şimdi emecik kemiklerin altına bunu böyle daraltıyorum. Polis geldi. Sonra ikinci adım şuradaki bronzlaştırıcı deneyeceğim. Kontüre paralel olacak şekilde elmacık kemiklerimin üstüne süreceğim. Üstüne paralel bir şekilde. Üçüncü aşamaya geçiyoruz. Üçüncü aşamada aydınlatıcı. Şöyle şu kısma. Burun köprüsüne ve çeneye. Şu kısma da sürüyorum. Şimdi göreceksiniz zaten. Alnımın ortasına. Birden çok fırça almama gerek yok. Bir tane fırçayla bir sürü işi halledebiliyorum. Böyle. Direkt burnumun üzerine ve çeneye sürüyorum. Çok az elimle aldım. Ve çok az dudağımın üstüne. Birazcık da buraya. Ve makyajım işte bu kadar. Gerçekten çok güzel hissediyorum. Rahatlamış hissediyorum. Ürünlerden de gerçekten çok memnun kaldım. Özellikle favorimi söylemek istersem dudak dolgunlaştırıcısı.
Kış makyajımı beğendiyseniz biraz böyle kar taneleri çizmeye falan çalıştım. Her ne kadar telefonumda çok fazla belli olmasa da bir tane efektsiz fotoğrafla birlikte yan yana koyacağım. Öncesi ve sonrası. Orada zaten karşılaştırırsınız. Evet, bu videomu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Bu arada ben Farmasi'ye üye oldum. Çok eğlenceli bir ekibimiz var. Sürekli çekilişler, sürprizler yapıyorlar. O yüzden eğer siz de hem müşteri olarak hem de sadece kendi ihtiyaçlarınızı indirimli bir şekilde almak istiyorsanız hemen aşağıdaki linkten üye olabilirsiniz. Her türlü sorularınızı da aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yanıtlamaya çalışacağım. Makyajsız tipimi bu hale getirdim. Yani benim tipimi bile böyle güzelleştirdiyse vardır bir keramet. Bence bir deneyin. Siz de böyle malzemeler alıp karantinada evde sıkıldıkça yapıp kendinize böyle aynada bakarsınız artık. Dışarılara pek çıkmıyoruz zaten. Ben de oturdum bunu böyle yaptım. Sizlerle paylaşmak istedim. Hepinize kocaman dudak dolgunlaştırıcısı uyguladığım canım dudaklarımla kokulu kokulu öpücükler diliyorum. Bir kar tanesi oh, bir kar tanesi oh, kandilimin ucuna. Karantinada sakın kafayı yemeyin. Benim gibi olmayın. Görüşürüz. Gelsin selfie'ler.